Birine güveneceksin hayatta. Ama kime güveneceğini iyi düşün. Bir somun ekmek uzatanın olsun en azından. Ne olursa olsun seni bırakmayacak biri. Al bakalım. Nasıl olacak şimdi Sait'le? Avukatıyım ama bana güvenmiyor. İftira atıyorlar diyor ayrılırken. Ne yapacaksın? Güvenini kazanacağım. İyice içeri alsın ki beni. Daha çok ceza alabileceği bir şeyini yakalayayım. Öyle birkaç yıla yırtabileceği bir şey değil. Ne oldu söyle. Doğruyu söyleyeceksin ama. O değil mi tek derdin? Hapse attıracaksın Sait. Başka bir şeyin peşinde değilsin. Doğrudan sorsana damat. Babam gibi olacağım mı? Sor yine. Allah muhafaza. Çıkar yine karşımıza. Çıktı bile. Artık anladın mı? Kim olduğunu anladın mı sonunda? Adam gibi adam olmuşsun. Kaç yıl oldu? 10, 15. Özledim oğlumu ben. Yanında olacağım bu sefer. Artık bana güvenebilirsin. Yalnız bırakmayacağım seni. Duydum. İntikam diyordu kız. Uzak dur Ahu'dan. Yardım ederim sana. Benden de uzak dur. Kimden, neyden intikam alıyorsan yardım ederim. Baba oğul oluruz eskisi gibi. Hiçbir zaman baba oğul olmadık biz seninle. Bundan sonra da olmayacağız. Bir daha karşıma çıkma sakın. Kurcalama beni. Yaparsan. Hiç yanılmamışım. Benim oğlumsun işte. Değilim senin oğlum. Yok benim babam. Bana bak. Var senin baban. Ben şu Hüseyin'le bir konuşayım. Belki Sait hakkında bir şeyler daha der bana. Hüseyin. Söylediklerin işe yaradı. Kasayı açtık. Dava açılıyor Sait'e. Ben de avukat oldum. Korkma, attıracağım onu içeri. Ama güvenmesi lazım bana. Nasıl? Onu soruyorum işte. Bir şey ver bana. Kimsenin bilmediği bir şey ver ki kendimi ispat edeyim ona. Var mı öyle bir şey? Hüseyin ne oldu? Niye ağlıyorsun? Var mı öyle bir şey? Söyle o zaman. Umut vardı bir. Sinasi çocuk. Ne oldu peki? Erken tahliye olmadı o çocuk. Biz size öyle dedik. Ne oldu Hüseyin? Ne oldu Umut'a?
Sen kimi tehdit ediyorsun evladım? Konuşmazsınız da siz değil mi? Ama polise taş sopa atmayı bilirsiniz. Anarşist. Ben işimi yaptım, güzellikle sordum. Sen bilirsin. Hüseyin, takozu al içeri. Gel oğlum. He. Bu çocuk mu tehdit etti seni? Ha. Bir de ilacını mı çaldın sen? Çok mu istiyorsun sen o ilaçları? Zorla içirecekti o çocuğa ilaçları. Yok, yok öyle bir şey. Zorla çalmış benden. Al bakalım o kadar istiyorsan. İç bakalım. Bilmiyorsunuz siz. İçersem... İç lan! Boş belası. Gazetecilere anlatacakmış bir de. İç delinsin o midan bakalım. O zaman konuşabiliyor musun? Abi, abi. Abi Sait abi. Abi grevde bu çocuk. Günlerdir bir şey yemedi. Şimdi içerse dokunmasın abi. Yani bunlar damar açıcı ya. Bir olmaz bunları. İç lan! Kapıdan kovarsın bacadan girer bunlar. İç! Devam, devam. İşte bir böğür sabaha kadar o zaman adam olursun. Devam, devam. Devam, 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 devam. Hüseyin, başında bekle, adam gibi içsin. Bitirince koğuşa götür yatır, sabah doktora gösteririz. İrfan, hadi oğlum, hadi. Sen de koğuşuna git, hadi. Öldürdük değil mi abi onu? Sus be. Öldürdük abi. Sus be. Öldürdük. Sus. Öldürdük sus. Abi. Öldürmedik biz kimseyi. Sen doktor bu. Çabuk. Bak. İntihara kalktı. Odama geldi. Bir kutu ilaç içti kendi kendine. Duydun mu beni Hüseyin? Duydun mu? Hadi kimseye görünmeden git. Çocuklar bilmeyecek. Hadi. Hadi. Hadi doktora git. Hadi çabuk. Çocuğu. Öldürdünüz. Anne abi. Açma oğlum gözünü. Sakın açma. Bir şey anlatmam lazım. Anlatırsın sonra. Hadi gel. Hadi, bitti. Hadi. Basamak bitti. Çok sıkı tut adamı. Şey sıkı ya. Tut adamı. Gel, gel. Tuttum, tuttum, tuttum. Sarı. Sarı. Tamam, tamam. Dur sarı. Dur. Bitti. Ben tutuyorum. Tut. Erik gibi zıplama. Tut adamı. Tut. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üç, iki, bir. Aç gözü. Sürpriz. Nasıl sürpriz?
Nevzat abi bunu oynatmıyordu bize. Paralı oynatıyordu. Oynayamıyorduk. Aldık işte. Sürpriz! Gel gel gel. Bak al 20 lira koyuyorum vallahi. Ecevit bak. Aha. Yalakasın oğlum. Yalakasın. Otursanız 2 dakika. Ne oldu? Aga ne oldu? Şeref. Sait'in güvenini kazanmak için bir şey arıyordum ya. Başka bir şey buldum. Bir çocuk öldürmüşler. Öldürmüşler derken? İlaç içirmişler. Kim? Hangi çocuk? Siyasi çocuk. Umut. İçme. Ver onları bana. Kalp ilacı bunlar. Ne ilacıymış? Kalp ilacı. Nefes alamıyorum. Ben bile böyle hissederken onlar buna nasıl dayanıyor? 20 sene. 20 sene. Küçücük çocuklar. Çok kızgınım. Çok kızıyorum. Cezalarını çeksinler istiyorum. Yanlarına kalmasın istiyorum ama... Ama? Korkuyorum. Bunları onlara cezalarını ödeteceğiz derken... Bunun polisi var. Yapıyoruz orada bir şeyler. Onlar gibi mi olalım? Vuralım, kıralım, kan mı dökelim? Zaten bilelip üstünde, yolunu şaşıracak. Olmayacak kimse o adamlar gibi. Nereden biliyorsun? Birini seviyorsan güveneceksin. Kötü bir şey yapsa bile mi? Asıl kötü bir şey yaparsa. Birini seviyorsan diyeceksin ki... ...yaptıysa başka çaresi kalmamıştır. Öyle yapacaksın birini seviyorsan. Bilal'den bahsetmiyorum. Niye öyle dedin? Ben kalkayım artık. Bir şey gitmem lazım. Görüşürüz sonra, tamam? Nasıl olmuş? Nasıl yapmışlar yani? İrfan'la birlikte. Hüseyin uyarmış onları ama dinlememişler. Her şeyi anlatacak mahkemede Hüseyin. Allah belalarını vermesin bunları Şerif. He? Vermesin mi? Ben ikisinin de belasını vereceğim. Sen hiç merak etme. Nasıl? İrfan'ın da mı karşısına çıkacaksın? Başka çarem yok. Mahkemeye çıkaracağım onu da. Sait için şahitlik etsin diye. Gelecek. İkisini de kurtaracağım sanacaklar son ana kadar. En başta patlat bombayı. Niye sona bırakıyorsun? Avukatıyım Sait'im. Baştan giremem öyle. Tuzak kurduğum anlaşılır, işimden olurum. Ben son anda çıkaracağım Hüseyin'i. Gelecek, anlatacak bu olayı. İkisi de oradan doğru hapse. İyi. Biz ne yapalım?
Umut'un ailesine gitsen. Bunu verirsin. Sait de İrfan'a Umut'tan bahsedeceğim. Bela olmasınlar ailesinin başına. Ahu'dan haber yok mu? Yok, o daha gelmez mi? Sen söyler misin ona? Hapse atacağız diye ikisini de. Gelir belki yine. Sen nereye? Sait'e. İrfan'ı getirmeye ikna edeceğim. İrfan? Niye bana geldin? Karına gitseydin ya. Olur. Gideriz. Tamam, tamam. De. Sonra hesaplaşacağız ama seninle. Hastanım kızım, anlasana. Kafayı çarptık, idare edeceğin o kadar. Tabii ki sana geleceğiz. Hele bir gelme. Kokutma oraları. Çıkacaksın sen. Nereye? Toplu alemi benim mekana. Çıktığımı söyleme ama. Sürpriz. Bir hatırlatalım aleme. Takoz İrfan kimdi? Tamam abi. Ha. Cebrail. Ha, Cebrail öttü abi polise her şeyi. Ya bu bizim arabayı ateş edenin de seni arayıp peşinde kim olduğunu biliyorum diyenin de. Zaten bulmuştur herhalde polis. İyi, çık. Bu İrfan'ı arayıp peşindekileri biliyorum diyen kimmiş, tespit ettiniz mi? Ettik komiserim. Hüseyin Kıran adında bir şahıs. Kimmiş? Ruhu Eser Erguzur evinde çalışıyormuş, Altunizade'de. Eskiden şeymiş ama gardiyan. Gardiyan mı? Evet, çocuk cezaevinde çalışmış. Uzun yıllar gardiyanlık yapmış. İyi, çıkar bakayım şunun adresini. Bir de ben ziyaret edeyim şu Hüseyin amca. Başüstüne komiserim. Merhaba. Geç kalmadım değil mi? Dakikası dakikasına. Yok yok, hiç oturma. Neden? Burayı teftiş ettiler. Sen de bir gör, ellerinde ne var bil. Ondan sonra konuşalım. Koğuşları diyorum. Polis alt üst etti her yeri. Bir şey bulamadılar tabii. Tertemizdir benim hapishane. Öyle mi? Hı hı. Bir tek buradan gelebilir üstüme savcı. Aslında pek kullanmam. Sevmem. Tamam, devam edelim. Dur, dur. Burası önemli. Küçük bir oda. Bir gör. Sait Bey, sizi savunmamı istiyorsanız her şeyi anlatacaksınız bana. Olduğu gibi. Ne demek o? İşiniz zor. Sıra dışı şeyler gerekebilir bazen. Tabii sizi kınamak benim işim değil. Bırak şu sizi. Hayatımı kurtaracaksın benim. Aynen. Başımızı belaya sokacak bir şey varsa baştan anlatın o yüzden. Anlatacak bir şey yok. İftira atıyorlar. Sait Bey. Sait. Avukatın olacaksan her şeyi anlatacaksın bana.
Neyi anlatacağım? Her şey ortada zaten. Umut Soydere. Hatırladın mı? Odama geçelim. Birine güveneceksin hayatta. Birine yaslanacaksın. Ki birileri de senin için uğraşsın. Sen hiç bilmeden. Bilal Reis, var mı memnun? Eyvallah koçum. Abi dükkanda falan varsa bir. Sonra, sonra. Bak şimdi bunu böyle siliyorsun ama önce yedekliyorsun, tamam mı? Hı-hı. Sen beni dinliyor musun? Evet. Bunlar bir silinsin var ya bakkas. Gel ben de bir yere götüreceğim seni. Ne oldu? Kızıyorsun ya bize, ne yapıyorsak istemiyorsun ya. Ne yaptınız değil, nasıl yaptınız? Tamam işte, gel benimle. Bilal, tamam yavaş. Sen baş gardiyanken ölmüş Umut. Benimle bir alakası yok. İntihar etti o çocuk. Öyle mi? Odama gelmiş, ilaç içmiş. Bir şey yapmadım ben. Öyle görünmeyecek ama. Düşünsene bir. Çocuklara kötü muameleden dava açılmış hakkında. İşkence ettiğini düşünüyorlar mahkumlara. Bir de bir çocuk ölmüş senin zamanında. Birleştir ikisini. Nasıl görünüyor? Eziyet etmişim. Elimde kalmış gibi. Ben yapmadım öyle bir şey. Savcıya nasıl anlatacağız onu? Ne savcısı? Baroda bu sabah konuşurlarken duydum. Sağlam bir şey yakalamış savcı diyorlardı. Dua et bu olmasın. Buysa eğer fena çuvalladık demektir. Kolay gelsin. Sağ olun. Hüseyin Kıran burada çalışıyormuş. Yokmuş ama kaç gündür. Nerede bu adam? Yok, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yok mu akrabası falan? Karısı çocuğu var. Ama görüşmüyorlar benim bildiğim. Bir adam geldi geçen sordu. Sonra kayboldu Hüseyin abi. Kim o? Soran kim? Bilmem. Defteri imzalamadı. Hüseyin'i sordu acil. Sonra bir döndüm. Gitmiş. Nasıl bir adamdı? Şey böyle... Esmer, uzun boylu, takım elbiseli. Başka? Arkaya doğru taralı saçları. Hafif uzun, jöleli. Başka, arabasını falan görmedin mi? Merak ettim, baktım. Böyle spor, lüks bir arabası vardı, gri. Sen bu adamı bir daha görsen tanır mısın? Tanırım tabii. Bekle burada, aldıracağım seni. Şimdi yaktım seni avukat. Ne yapmak gerek şimdi? Şahit bulacağız. Umut olayının olduğu zamandan biri lazım bize. Arayayım eski gardiyanları. Hüseyin var. O zamanlar benim sağ kolumdu. O konuşur. Ben bakarım ona. Ama karşı taraftan biri lazım. Mahkumlardan. Umut zamanından biri olmalı. O zamanki Sait için şahitlik edecek Umut'u tanıyan biri. Hatta... İntihar etti diyorsun ya Umut. İntiharla ilgisi olan biri olsa mesela... işte o zaman paçayı kurtardın demektir. Var öyle biri. Takoz var. İrfan. Umut'u da tanıyor. Hemşehri de gördü.
Yani şeyi. Suçsuz oldu. Budur. Adamımız İrfan. Bulun. Şu huzur evine son 10 gün içerisinde giren çıkan sivil, 30 yaşlarında, esmer, uzun boylu, saçları arkaya jöleli kim varsa bulup getiriyorsun. Bir de komiserim, getirmesine getirelim de. Ne yapacağız o kadar adamla? O kadar adamla değil oğlum. Bir tanesiyle bir şey yapacağız. Onu da ben alacağım zaten. Hadi fırla. Baş. Bilal, niye geldik buraya? Bir arkadaşımın babası çalışıyor burada. Kim? Anlatacağım. Gel. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Buyurun. Bilal'e mi baktınız? Benim adım Bilal. Ben senin oğlunun bir arkadaşıyım. İçeride. Oğlumun mu? Sen buraya geliyorsun Ecevit. Acil. Ne oluyor? Sait Karam'la ne işin olur senin? Sen ne zamandan beri kafana göre davalar alıyorsun böyle? Var bir bildiğim. Benim yok. Benim bir hak bildiğim yok. Alçalt sesini ne gerek var? Var efendim. Günlerden beri böyle bir gizemli havalar. Ofise doğru dürüst uğramamalar. Sonra bir telefon. Aa, savcı bey. Benim avukatım mahkumlara işkence eden bir cezaevi müdürünün davasını almış. Bana sordun mu sen? Sakin Sermet. Ben hiçbir zaman sana sormadım hangi davayı alacağım. O başka, bu başka! Burası saygın bir yer arkadaşım. Bana babamdan miras kaldı burası. O serserilerle mi ilgili? Serseriler? Evet, işte onlar, o arkadaşlarla ilgili. Sakın bir daha arkadaşlarıma laf etme, sakın. Bir şey mi yapacaksın bana? Ne oluyor sana Ecevit? Üç ay kalmıştı oğlumun tahliyesine. Üç ay sonra gidip alacaktım oğlumu. Onun yerini aradılar. Gel al dediler oğlumun cenazesini. Başın sağ olsun. Evlat kaybetmek. Allah kimseye vermesin onu. Hele bir evlat kendi canına kıydıysa. Ama benim oğlum daha 16 yaşındaydı. Niye kıysın ki canına? Korkmuştur dediler. Senin oğlun siyasiydi. Kimse konuşmazdı onunla. Kimseden korkmadı senin oğlun. Korkmadı mı? Hiç. Gördüm, en cesur çocuktu o. Peki o zaman niye kıydı ki canına? Kıymadı senin oğlun canına. İntihar etmedi o. Feda etti kendini. Bir çocuğun
hayatını kurtardı. Kahramandı. Doğru mu? Doğru mu söylüyorsun? Bu yüzden geldim buraya be. Bizim bir borcumuz vardı, ona ödeyemedik. Sonra işte sağ olsun. Hep memleketinden bahsederdi. İstanbul'u hiç sevmezdi. Buradan çıkınca babama söyleyeceğim, beni memlekete götürsün derdi. Götürdüm. Götürdüm. Orta mezarı. Sen de git. Git son kez bir gurur duy oğlunda. Al şu parayı git. Hemen git amca. Hemen git. Sana yapacağım tek şey teşekkür etmek olur benim. Çok emeğin geçti bana. Çok yakınımsın sen benim. Özür dilerim. Dava ne olacak peki Sait Karam? Orada işte küçük bir güveneceğim bana. Ne seni, ne bu firmayı mahcup edecek bir şey yaparım ben, merak etme. Her şey kontrolüm altında. Bence orada yanlışım var işte. Öyle kafana göre her şeyi kontrol edemezsin avukat. Hadi gidiyoruz. Pardon ama nereye? Kahve ısmarlayacağım da, emniyette ama. Bir dakika, sen böyle herkesin ortasında... Gelip olay çıkarmamı istemiyorsan yürü avukat, emniyete. Bir dakika. Hadi. Bilal. Bana doğruyu söyle. Ne oldu o çocuğa? Takoz lan. Yemek yemiyor. Belki ilaç içer. Olmaz. O ilaçlar başkasına. Bu ilaçları mı? Bir daha bundan o çocuğa vermeyeceksiniz. Derviş misin lan sen? Zıbaracan gideceksin, çocuk koruyorsun bir de. Yaparsanız şikayet ederim sizi. İyi koçum. Git anlat Sait'i. Koş. Sait'i de şikayet ederim. Sait'in haberi olmadan alamazsınız o ilaçları odasından. Biliyoruz herhalde. Grevde olduğumu bütün gazeteciler duydu. Geçen geldiler. Gene gelecekler. Devlet de teftiş edecek. Bir daha yaparsanız hepinizi şikayet ederim. Sait'i de, sizi de. Ben zaten yanmışım. Sizi de yakar. O çocuk... Öldürdüler abi o çocuğu.
Sait'le İrfan öldürdüler o çocuğu. Şimdi anladın mı? Şimdi anladın mı biz neden böyle olduk? Oğlum ne oluyor sana böyle? Ha? Niye ağlıyorsun sen? İbo bak, vallahi kendim atacağım şu camdan aşağı. Söyle güzelim, anasının bir tanesi ciğerparem niye ağlıyorsun bir söyle. Ha? Ne oldu? Kendim için ağlamıyorum. Başkası için ağlıyorum. Oy anasının merhametli yavrusu. Ağla o zaman ağla oğlum. Ağla da açıl ne diyeyim bak. Anacığım burada yanında senin kuzum. Ana yanında bırakmam ben kuzum. Ben sana ne dedim arabada? Ben seninle sonra ilgileneceğim dedim mi demedim? Bak müdürün hatırına susuyorum. Bilmeye hakkın var. Niye getirdin beni buraya? Bak şurayı görüyor musun? Oraya kadar sabret öğreneceksin. Yapabileceğim mi ama? Ya, adalet işte böyle yerini bulur avukat. İyi günler. İyi günler. Hüseyin Kıran'ı arıyorum ben. Çıkar birazdan. Bak ya mahkeme buldurur, ya devlet buldurur, ya da böyle polis buldurur. Halkım benim gibileri sevmez. Bilmez ama senin gibi sahtekarları hep benim gibi adamlar aklar. Geç de olsa aklar. Celal. Al ayrıbeyi gidiyoruz. Hadi. Gel. Bak bakalım bunlardan hangisi arıyordu seni? Bu işte. En sağdaki. Emin misin? O evet. O geldi sordu. Sonra da bir daha görmedik Hüseyin abiyi. Ha Cebrail ne oldu? Ne bulmuş polis? Hüseyin Kıran. Hayır tamam. Ben söylerim İrfan abiye. Tamam. Hasan kardeş hayırdır? Niye böyle giyindin? İrfan Hakk'ın rahmetine mi kavuştu yoksa? Ben bir kaza geçirdim. Arkamdan ağlayanlarınız da olmuş. Zil takıp oynayanlarınız da. İşlerden uzak kaldım malum. Mallarım gümrükte takıldı kaldı. Ucuz pazardan çekmeye çalışanlarınız da olmuş. Yok, yapma diyenleriniz de. İkisine de eyvallah. İrfan kardeş, sen bizi yanlış anladın. Doğrusunu yapın, yanlış anlamayayım. Şimdi gidip söyleyin insan evlatlarına. Tek cümle. Takoz İrfan geri döndü. Çık. Abi sen gelmeden haber geldi diyemedim. Polis bulmuş senin adamı. Hüseyin Kıran diye bir herif. Kimdi lan o? Ben de bilemedim abi. Ha bir adam daha aramış. O da seninle görüşmek istiyormuş. Geçmişten bir mevzu dedi. Sait Karam. Sait mi? Sait. Geçmiş meçmiş ne oluyor lan? Bak şimdi birazdan müdürü de çağıracağım.
Gelsin görsün anlat anlata bitiremedi bu avukatı. Pişman olacaksın. Şimdi bu Hüseyin İrfan'ı arıyor, diyor ki Özcan'ı kim vurdu biliyorum. Arkasından da diyor cinayetlerin devamını getirecek adamı da biliyorum. Sonra şansa bak ki Hüseyin ortadan kayboluyor. Gel gör ki onu son görmeye giden de bizim avukat. Pişman olacaksın. Bana bak. Benim karşımda öyle soğukkanlı ayakları yapma avukat. Konuş konuş. Ne alakam var cinayetlerle? Özür dileyeceksin benden. İnkar mı edeceksin Hüseyin'i aradığını? Senin bu müdür nerede kaldı ya? Evet avukat. Anlat. Cevit. Yoksa bizim oğlan yine seni... Yok yok. Yanlış anlaşılma olmuş. Gurur Bey birini arıyor. Hüseyin Kıran. Hüseyin de benim şimdi aldığım bir davada şahit. O yüzden Hüseyin'i görmeye gittim ben. Gurur Bey de duymuş bunu. Fikrimi almaya çağırdı beni bu yüzden. Müvekkilim Sait Karam cezaevi müdürü. Hüseyin Kıran da orada eski gardiyan. O yüzden görmeye gittim haliyle. Aman ha. Geçen sefer bir yanlışlık olmuş. Kaç kere özür diledim biliyorsun. Tabii tabii. Gurur Bey de aynısını yapacaktı işte. Özür dileyecekmiş. Sizin yanınızda dilemek istedi. Gurur. Özür dilerim. Pardon. Özür dilerim. Önemli değil ha. Olur öyle şeyler. Kaçayım ben, müvekkilim bekler. Müdürüm seni gördüğüme sevindim. Bir çayını içerim sonra. Her zaman beklerim hocam. Her zaman. O kadar güvenmeyeceksin kendine. Her zaman çıkar planların alt üst eden biri. Alo Sait. İrfan geliyor mu? Tamam. Tamam geliyorum. Lüzumsuz güvenirsen kendine, şimdi kime güveneceğim diye düşünüp durursun. Sonra en olmadık adama sığınırsın. Gidebileceğin tek kişi. Canım. Ama kendin için değil. Bilal. Ben senin yanındayım, tamam mı? Ecevit nerede biliyor musun şimdi? Sait'e gidiyor. İrfan'la buluşacak. İrfan mı? Ellerini sıkacak o heriflerin yüzlerine gülecek. Ben düşündüğüm zaman aklım... O karşılarında duracak. Onu da mı hapse attırmak için? Hapishanedeydi bugün Ecevit. Ben kapısında duramıyorum, o hapishanenin Ecevit içinde dolaşıyordu. Bilal. Babasından haberin var mı? Dün çıktı içeriden. Naim amca. Naim amca. Kardeşim neden kaçtıysa hepsi üstüne yıkılıyor. Tek başına üstesinden gelmeye çalışıyor her şeyin. Gıkını çıkarmıyor. Bir tek şeyi sordu sadece, biliyor musun? Ahu nerede dedi. Ahu. Bugün ben değilim yanında durman gereken.
Ben mahkemeye çıkacağım. Ben. Bunca yıl sonra çıkıyorsun ortaya gardiyan. Müdür. Müdür oldum ben. Ne ***yim. Bunca yıl sonra çıkıyorsun ortaya. İhbar yedim. Dava açtılar. Şahidim ol İrfan. Niye yapayım? Her gardiyan benim gibi değil lütfen. Sayemde tatil gibi geçti mahkumiyetin. Bu yüzden. Orada bir duracaksın insan evladı. Sen benim başımı rahat bıraktın. Niye? Çünkü sana gelmeden biz eziyorduk yılanın başını. O minnet borcunu falan bir geçeceksin önce. Niye yardım edeyim sana? Umut Soydere. Bir şey ifade ediyor mu bu isim sana? Savcı o olayı araştırıyormuş. İlaçları sen verdin çocuğa. Eğer benim başım yanarsa... Ben de yanarım. Öyle mi? Başka insan evladı yok mu o günden bana kadar? Ver. Hüseyin var. Ama o gardiyan. Etkili olmuyor şahit. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Hüseyin mi dedin? Hı-hı. Neydi bu onun soyadı? Kıran. Hüseyin Kıran. Abi sen gelmeden haber geldi diyemedim. Polis senin adamı bulmuş. Hüseyin Kıran diye bir herif. Ne lan şimdi bu? Ne lan şimdi bu?